Biz çok uzun süredir aslında hem Türkiye'de hem de Orta Doğu coğrafyasında savaş yakıcılığı gerçekten bütün halkların artık en önemli mücadele başlığı olmuş durumda. Bütün halkların barışa belki ekmek, su kadar ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyoruz. Ve çok uzun süreden beri özellikle Orta Doğu coğrafyası üzerinden yayılan 3. Dünya Savaşı diye bahsettiğimiz bu tarihsel sürecin, bu savaş egemenlerin hakikaten halklar üzerinden yürüttüğü savaşın her gün cephesinin biraz daha genişlediğini görüyoruz. Tam da bu noktada aslında tüm dünya halklarının kaderinin barış mücadelesinden geçtiği gördüğümüz bir süreçteyiz. Kürtler de belki de barış mücadelesinde bugüne kadar tüm dünya halkları içerisinde rüştünü ispatlamış, bu uğurda çok büyük bedel vermiş bir halk ve bugüne geldiğimizde de bir yandan hem haklarını korumak hem de barış mücadelesini yükseltmek üzerinden bu Nevroz'a yaklaşıyorlar. Çünkü savaşın yıkıcılığı, savaşın halkları yok ediciliği, savaşın özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde yarattığı tahribatlar, travmalar, tarihsel hafızayı yok eden, yıkan, yok eden o anlayışına karşı halkların bir arada yaşamı, geçmişlerine, tarihlerine, kendi hakikatlerine sahip çıkması, eşitlik ve özgürlük temelinde bir arada yaşama biçimlerine dair iradenin çok daha güçlü olması gereken bir süreçte karşılıyoruz Nevroz'u ve Kürtlerin yine her zamanki gibi bugüne kadar yürüttüğü bu barış mücadelesinin belki de zirveleştiği bir Nevroz olacak. Yine aynı zamanda özellikle Türkiye Devleti iktidarının çok uzun süredir, yani son 6 yıldır yürüttüğü bu soykırımcı anlayışa karşı özellikle özel savaş yöntemlerini derinleştirdiği bir süreçte tüm bu özel savaş yöntemlerinin karşısında kendi hakikatlerini, kendi taleplerini yükselteceği bir Nevroz olacak. Bunu en çok cezaevlerinde görüyor Kürtler. Sürekli yani iktidar tarafından özellikle siyaset yürüten hem kadınlar hem de genel olarak siyasetçiler ve muhalif olarak görülen bütün kesimler üzerine yürütülen çok ciddi bir iktidar saldırısı var, bir baskı mekanizması var ve cezaevleri Kürt tutsaklarla dolu, sürgün edilen Kürtlerin sayısı her gün biraz daha fazla, sürekli iktidarın bu soruşturmalarına, işte yargı eliyle yürüttüğü bu baskı mekanizmalarına maruz kalma oranları gittikçe artıyor. Tam da bu dönemde aslında cezaevlerinde yürütülen bu kikirli politikalara karşı da en temel hak taleplerini haykıracakları bir alan olacak Nevroz alanları. Özellikle tecrit başta olmak üzere cezaevlerinde hasta tutsaklar üzerinden yürütülen bu kirli politikalar, yine infaz yakmalarla beraber fiili idamların dayatıldığı cezaevi infaz sistemine karşı özgürlüklerin haykırıldığı bir yıl olacak. Ve özellikle İmralı tecridine karşı halkların gerçekten barış tesisi için ilk başta tecritin kaldırılması gereği üzerinden tecrite karşı kitlesel ve hani çok daha kamuoyu desteğini çekecek, kamuoyu desteğinin ihtiyacının olduğu bir Nevroz süreciyle karşı karşıyayız. Tecrite karşı kendi ana dillerinde eğitim görme hakkını sahiplenen, yine kapitalist sistemin yarattığı bu ekonomik sömürü içerisinde ulus devletlerin kapitalizmle ittifakıyla birlikte halkların sefalete, yoksulluğa sürüklendiği bir süreçte özellikle savaşa aktarılan payların gerçekten halkın yoksulluğunu giderecek şekilde düzenlenmesi ve bu ekonomik sömürüye karşı halkların hem ekonomik özgürlüklerini hem ekonomik refahlarını sağlayacak bir biçimde hem savaşa karşı hem de bu sömürgeci, sömürücü kapitalist sisteme karşı da bir itirazın geliştiği bir Nevroz olacak. Bunlar bütün alanlarda çok büyük bir direniş örneği gösterdiler ve belki de Nevroz'un ilk ateşini 8 Mart alanlarında yaktılar. Ve bugüne kadar yürütülmüş hazırlıkları da biz 9 Mart itibariyle açıkladık. Bugün başlayan bir çalışma değildir Nevroz çalışmalarımız. Hem genel merkezden hem yerellerdeki çalışmalar bir aya yakındır sürüyor. Teknik anlamda çok büyük hazırlıklar yapıldı ve bugün itibariyle de alan çalışmaları başladı. Son 2 yıl pandemi kısıtlamalarından kaynaklı olarak hem alanlarda, özellikle 2020 yılında alanlarda olamayışımız, 2021 yılında da seyahat kısıtlamalarından kaynaklı uluslararası bir organizasyonun olamayışı, 2022 Nevroz'unda
çok yoğun bir uluslararası diplomasi faaliyetiyle yürütülen bir hazırlığa sebebiyet verdi. Hem Orta Doğu'dan hem Avrupa'nın çok farklı ülkelerinden büyük bir katılımın olunmasını beklediğimiz bir hazırlığımız var. Bütün bu çalışmalar çok uzun süreden beri yürütülüyor ve gerçekten de 2 gün boyunca farklı ülkelerden gelecek misafirlerimize ev sahipliği yapmaya hazır bir organizasyonumuzun olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim için Nevroz halktır ve alandaki kitlesiyle kendini görünür kılar. Ve biz Diyarbakır'da özellikle Ahmet'te 2 milyonluk nüfusu olan bir kentte o 2 milyon insana ulaşmayı hedef koyarak bir çalışma yürütüyoruz. Bunu özellikle söylemek isterim. Nevroz'un 21 Mart'ta hafta başında olması bizim için hiçbir engel oluşturmuyor. Biz halkımızın her koşulda, her şekilde Nevroz'a sahip çıktığını çok iyi biliyoruz. Ama bunu bekleyen, halkın kendinden geleceği bir gün olarak asla görmüyoruz. Tam tersine her bireye, her sokağa, her evin kapısını çalarak yürütmeye çalıştığımız bir Nevroz çalışması, Nevroz örgütlenmesi gerçekleştireceğiz. Çünkü bu Nevroz'un ortaya çıkaracağı irade, bu Nevroz'un Kürt halkının bir bütününde yarattığı ortak talepler noktasındaki buluşması bizim için bu çalışmanın önemli, bu çalışmayı çok daha ciddiyetle yürütmenin gerekçesi olmuş durumda. Ve bunun karşılığında 21 Mart'ta Ahmet Nevroz Meydanı'nda görüneceğini çok eminiz. Tüm hazırlıklarımız, tüm il ilçe örgütlerimiz bu anlamda